Merhaba Teknopark, hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sizler için en son ve en yeni teknolojileri araştırmaya ve incelemeye devam ediyoruz. Teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız bu bölüm tam size göre. İşte Teknopark başlıyor. Havalar ısındı, artık kamp yapma zamanı. Sizler için hem amatör hem profesyoneller için kampçılık malzemelerini inceledik. İşte detaylar. As the sky decided to turn out the lights and it carried you and me into the night. Zorlu ama keyifli bir yürüyüş performansının ardından kamp alanına gelmiş bulunuyoruz ve Ferit'le beraber tam 10 dakikada bu gördüğünüz dev çadırı kurabildik. Anne ve babalar ve özellikle çocuklar lütfen ekran başına, çünkü hem amatörler için hem profesyoneller için şahane ekipmanlar tanıtacağız. Ferit selam. Selim merhaba. Harika bir hava, muhteşem bir tabiat, uzun bir yolculuk ama çok keyifli. Gelip kamp alanımızı belirledik. Buradaki konsept de muhteşem. Çadırımızı 10 dakikada senin yardımında kurduk. Seni tebrik ediyorum. Çok yatkınsın bu işe. Birazdan harika bilgiler vereceğiz insanların doğayı ve tabiatı yaşaması adına. Şimdi özellikle çocuklar da ekran başına dedim ya, şimdi belki diyecekler ki kamp aslında daha çok erkekler için, işte sırtlarında işte bir çanta taşıyacaklar, sırt çantası, işte çadırı kuracaklar vesaire. Öyle değil. Kızlar da kampa gidebilirler. Bunun hakkında biraz detay verelim mi? Kesinlikle. Son 2 saattir yaşadığımız performansı sen içerisindesin ve gördün. Takribi 40 kiloluk bir çantayla çok ciddi bir mesafe kat ettin. Gelip enerjin hiç düşmeden çadırını kurdun ve birazdan keyfini çıkaracaksın. Yoruldun mu? Herhangi bir sıkıntı var mı? İlk başta yorulduğumu zannettim. O sırt çantasını taktım ve siz de gördüğünüz acayip ağır gözüküyordu. Hatta böyle geri geri gidiyordum. Ama sonra hakikaten insanlar alışıyor. Hani hep o dağcıları seyrederdim televizyonda, kadın veya erkek. Nasıl tırmanıyorlar o çantayla derdim. Ama insan hakikaten alışıyor. Çünkü keyifli bir ortama gideceğini biliyorsun. Bu ambiyansta insanın kendini küçültme şansı yok. Çünkü doğa bizi her zaman sağlıklı ve huzurlu hissediyor. O yüzden performansınız süre uzadıkça daha da artıyor diğer sporlara nazaran. Çadırımızı kurduk, şimdi ne yapıyorum? Şimdi kampçılıkta hobi ve survivor olarak 2 katman vardır. Çantamızda bulunan bu malzemenin hepsini çıkarıp tüm seyircilerimize ve bizi izleyenlere tanıtacağız. Hadi bakalım. Şimdi doğada ateş olmazsa olmazlarımızdan. Elbette kendimiz ellerimizle topladığımız çalı çırplarla da ateş yakabiliriz. Bunu yakmak için ateş taşı da kullanabiliriz. Fakat artık teknoloji ilerledi. Hobi için bu spor yapan insanlar böyle ufak ocaklar ve gazlar kullanıyorlar. Ve bunlardan da gayet keyif alıyorlar. Daha zahmetsiz, daha hızlı ve daha seri ateşe ulaşabiliyorlar. Şimdi bu tabii bildiğimiz tüplerin minik versiyonu gibi ama Survivor modu için neler tanıtacaksın merak ediyorum. Tabii matara herhalde bu. Matara, evet. Bu motorun en büyük özelliği sıcağı ve soğuğu takribi 48 saat aynı derece tutabiliyor.
O yüzden sıcak günlerde soğuk içeceğiniz veya soğuk günlerde sıcak içeceğiniz bunun içerisinde 48 saat muhafaza olduğu için doğada kamplarınızda çok keyifli kullanabiliyorsunuz. Küçük bir fırın mı? Evet, aslında fırın değil. Yine ateşe ulaşabileceğimiz bir ürün. Kamptaki olmazsa olmaz şey ateş. Yemek pişirmek, hayatta kalmak, ısınmak için. Bu da hobiciler için üretilmiş çok pratik. Ateşe ulaşabileceğiniz ocak. Evlerde kullanılan ocağın minyatür hali. İçerisinde küçük bir gaz kapsülüyle size takribi olarak 4 saat aralıksız ateş verebiliyor. Bunlarla yemeklerinizi, çayınızı, kahvenizi keyifle çok rahat ve kullanışlı yapabiliyorsunuz. Sadece orman için değil, belki de hepimizin arabasında, evinde, bagajında olması gereken bir ürün. O zaman şu an tanıttığımız cihazlara, eşyalara baktığımız zaman hani termos dedin, 48 saat sıcak veya soğuk tutabiliyor dedin. Zaten hani 5 günlüğüne kampa bu cihazlarla, o zaman bu sistemlerle gidemezsin. Esasında yedek kartuşları, yedek mekanizmalar olduğu takdirde gidebilirsiniz. Fakat zaten hobi amaçlı kimse de hayattan kopuk 5 gün kampta kalmayacaktır. Doğal olarak daha şehre yakın yerlerde oldukları için maksimum 2 gün kullanıyorlar. Bunlar da onlar için geliştirilmiş ürünlerdir. Şimdi doğal olarak Türkiye'de yayınlanan ve dünyada da aynı zamanda Survivor programı çok ilgi çekiyor. Tabii ünlüler var diye de çekiyor ama gönüllüler de var. İnsanların nasıl hayatta kaldığını izlemek nedense bizler için keyif verici. Şimdi sen Survivor modu deyince aklıma geldi. 2 hafta önce Teknopark programını bilmiyorum yakalayabildiniz mi ama bir termos tanıtmıştık. İnanılmaz bir sistem. Biz gelip Göktürk'teki bataklıktaki sudan, içinde kurbağalar bile vardı. Termosu su doldurdum ve anında onu içtim. Nasıl içtin diye insanlar bana sordu. Onu getirdik mi bugün? Bir daha hatırlatalım mı? Getirdik senin. Yine 2 hafta önce birlikte yapmıştık programı hatırlarsanız. Bu elimde gördüğünüz ürün Life Straw. Bu ürün doğal bir kimyasal karışımla doğadaki negatif bakterilere sahip suları pozitif hale çeviriyor. Ve size kaynak suyu olarak geri ulaştırıyor. Kurbağalı bir deriden aldığımız suyu siz içtiniz ve lezzetini fark ettiniz. Birebir kaynak suyu tadındaydı. Yine doğal yaşamda hayatta kalmak için artı felaketlerde ani müdahalede gereken bir ürün. Çünkü bu şekilde depremlerde, göçük altlarında veya madenlerde kalan insanlar idrarını dahi arıtıp içebilmektedirler. Artı büyük bir sosyal sorumluluk projesi. Çünkü bizim ülkemiz bir su kaynağı. Fakat Afrika ülkelerinde bazı 3. dünya ülkelerinde su problemi var. Bu ürünle aldığınız her ürün oradaki çocukların su erişimini arttırmak için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Onlar bu ürünlerden kendilerine gönderiyoruz ve oradaki bataklıktaki suları temiz su halinde alıp içebiliyorlar. Put a dip in, crack a cold one, put my boots in my overalls on. This is the country boy song. I like the gig frogs, like the gut hogs, like to swim. Doğadasın, Survivor modu dediğin gibi hani nasıl eskiden iki taşı da birbirine sürterek ateş yakmaya çalışıyorlarmış. Bir şey verdiler elime. Hakikaten onu yapıyor gibi hissettim ama ben beceremedim. Biraz zor geldi ama birkaç kere yapmak lazım herhalde. Gösterelim mi? Kesinlikle. Bu gördüğünüz gibi ateş taşı veya magnezyum taşı dediğimiz bir ürün. Doğada saf ateşe ulaşamadığınız yerlerde kuru bitki örtüsü üzerinde birbirine sürtmek suretiyle kıvılcım oluşturup mevcut olan bitkileri ateşe verebiliyorsunuz. Bu sayede hayatta kalabiliyorsunuz. Bunların en büyük avantajı kullanım süresinin miadının dolmaması. Ediniz takdirde yıllarca bunlar sayesinde ateşe ulaşabiliyorsunuz. Ama elbette kullanımla ilgili bazı eğitimlere ve bilgilere ihtiyacınız vardır. Elinden alan herkes bu ürünle ateş yakamaz. Bunun için de çeşitli okullar, akademiler ve kurs veren kurumlar söz konusudur.
Ateşten nasıl cep telefonunuzu ve elektronik cihazlarınızı şarj edebiliriz diye göstermiştik. Kaçıranlar için bir daha gösteriyoruz kamp alanında. Evet, yine size çok özel bir üründen bahsedelim. Flamestowers, ateşten enerji üreten bir alet. Kamp alanlarında ve outdoor zeminlerde enerji ihtiyacı olduğu takdirde mevcut yaktığınız ateşin üzerine koyarak 30 saniye sonra 3 voltluk enerjiye sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede telsizinizi, el fenerinizi ve cep telefonunuzu ve buna özel tüm teknolojik cihazlarınızı şarj edebileceksiniz. Yine bu bir mucizevi bir alet. Neden? Çünkü ateşe çok rahat ulaşabiliyoruz. Fakat dış mekanlarda enerjiye ulaşmak sıkıntılı. O yüzden ateşi enerjiye çevirmek harika bir hareket olduğu için bu üründe hepimizin evinde, arabasında olması gereken birinin olduğunu söyleyebilirim. Erkeklerin ilgisini çekiyordur balta, bıçak filan dedik ya, ama biz burada kampçılıktan bahsediyoruz, kamp yapmaktan bahsediyoruz. Kadınların da odun kesmesi gerekebilir. Hanım git odun kes diye mi? Baltasından bıçağına, ki bıçakların hepsinde kendi özel fonksiyonları vardır. Her kıvırma, her detayı farklı bir amaç ve sebep için üretilmiştir. Şimdi doğal olarak bu biraz ekstrem sporlara meraklı olanlar için diyelim mi? Çünkü şu an anne ve babalar izliyorlarsa, hani çocuklarıma bütün bu şu bıçak takımından tut onlara kadar almasına belki gerek yok. Çünkü dediğiniz gibi hobi için gittikleri için belki bir gün kalacaklar. Hani buradakiler biraz daha onlara yönelik, çocuklara yönelik diyebiliriz aslında. Çok da bıçaklara dokunmasınlar. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi sol taraftakiler daha çok eğlence amaçlı, dediğimiz gibi hobi amaçlı. Sağ taraftakiler ise bu işe gönül koymuş, bu işi profesyonel spor anlamında yapan ve kendi limitlerini zorlayan insanların kullandığı ürünler. O yüzden tabii hiçbirimiz 14 yaşındaki bir çocuğumuza bu bıçakları, bu tesisatları veremeyiz. Ama bir fenere, bir pusulaya, bir telsize yakın tutmak, doğadaki şekerin önemini, yön bulmanın önemini, ateş yakmanın önemini anlatmak hepimiz için faydalıdır diye düşünüyorum. Ve ne zaman neye ihtiyacı olduğumuzu hiç zaman kestiremeyiz. Tüm dünyada bunun örnekleri var. Birçok mucize duyuyoruz hayatta kalmakla ilgili. Çoğu da bazı konularda bilgi sahibi olan insanların yaptığı işler. O yüzden lütfen çocuklarımızı bu konularda eğitelim. Kitin içerisinde hayatta kalmanızı sağlayabilecek. Açabilir miyim izninizle? Açalım. Çok merak ettim ne çıkacak içinden. Doğal yaşamda sizi hayatta tutması gereken ana unsurların hepsinin minyatür ve küçük halleri mevcuttur. Nedir o? Bakın sırasını açmak istiyorum sizlere. Bunun içerisinde ateş başlatıcı. Yemek çıkacak diye bekliyordum. Konserve Hayır. Yemek. Ateş başlatıcı, su depolama haznesi, vücut ısıtıcısı, İp, çivi, çengelli iğne, yine ip. Ne? Gördüğünüz gibi bu işaretleme çubuğu, ağaçlarla ilgili. Şeker var onun içinde. Evet, bu da çok ihtiyaç duyduğunuz anlarda kan şekerinizi dengelemek ve sizi, yani şu şeker doğada gerekli durumlarda sizi takribi 14-16 kilometre arası daha fazla yol kat etmenize sebebiyet verebilir. O yüzden şu bile ölümcül bir üründür açıkçası. Düdüğümüz var. İnsanların size bulabilmesi ve ulaşabilmesi için yapılmış bir üründür. Bakın bir sakızımız var. Bu da yine bakın iki şekerle sakızı bir araya koyduğunuz vakit neredeyse 20 saatinizi garantiye almış oluyorsunuz. Yine şekerimiz var. Suyu tatlandırıp içtiğiniz takdirde hayatta kalmanız için sebebiyet verebilir. Ateş başlatıcıları ve ateşi yoğun tutan özel süngerler söz konusudur. Kibritimiz vardır bakın, kibritlerimiz vardır. Yani bu set küçücük bir halde sizi belki de 3 gün ya da 4 gün hayatta tutabilecek ekipmanı ve malzemeye sahiptir. Ne olur ne olmaz bir tane ben arabamda bu konserve kutusundan, konserve kutusu diyorum ama tutalım. Şimdi buraya gelmeden önce uzun bir parkurda yürüyüş yapmak zorunda kaldık. Ferit'in elinde bir çanta vardı. Ben onu ilk gördüğümde dedim herhalde içinden çakılar, işte bıçak takımı vesaire çıkacak diye düşündüm ama bakın neler var.
Evet, o çantanın içinde çok büyük bir sürpriz çıkacak. Çok uzun süredir yürüyoruz. Kamp alanına geldik, çadırımızı kurduk, ekipmanımızı kurduk ve yorulduk. Biraz acıktık da. O çanta bu sürprizi tamamlayan bir ürün. Bunu göstermek isterim yerinde. Müsaadeniz kalkalım, oradan bakalım. Aslında yemek işi kadınların işi ama ben biliyorum oradan ne çıkacak ama Ferit ilgilenecek onunla, ben değil. James Bond çantasını açtık tabii. Ben öncesinde biliyordum ne olduğunu da espri yaptım biraz. Mangal işi erkeklerin işi olur. Dolayısıyla bize ne hazırladın bugün, ne sürpriz var, etme. Evet, doğada hobi veya survivor fark etmez. Her ne olursa olsun Türk milleti olarak hepimiz mangalımızı yakar. Muhakkak sucuğumuzu da kızartırız. Bu da bizim size küçük bir sürprizimiz olsun. Şimdi mangalımızı yakacağız. Sucuğumuzu afiyetle yiyeceğiz. Çünkü bu gece buradayız. Gece uzun. Vitamin almamız lazım. Ben et tavuk getirdin diye düşünmüştüm. Ne kadar hızlı yiyebileceğiz. Türk işi teknopark bu. Hadi bakalım. Canlı canlı sucuk. Hadi. Taşınabilir muhteşem mangal çantamızda ateşimizi yaktık. Şimdi herkesi sucuk partisine davet ediyoruz. Evet, dediğim gibi orman organizasyonları muhakkak mangalda ve mümkünse sucukla biter. Hepimize afiyet olsun. Çok lezzetli bir sucuk bizi bekliyor. Hadi bakalım. Eline sağlık. Çok sağ ol. Karnımız doydu, doğal olarak uykumuz geldi. Çok keyifli bir deneyim oldu benim için de. Çünkü küçükken hiçbir zaman kampa gitmedim. Hatta okulda da böyle bir eğitim vermiyorlardı. Şimdi bunların eğitimleri çok profesyonel şekilde verilebiliyor çocuklara da. Gerçi internetten istedikleri bilgilere ulaşabiliyorlar ama bazen de internet bilgi çöplüğü olabiliyor. En doğru bilgiyi nereden alacaklar? Doğada öğreneceklerimizin sonu yok. Özellikle bu konuda profesyonel eğitim almak isteyen insanlarımızı ve velilerimizi Yaban Akademi'ye yönlendirmek isterim. Yaban Akademi'de doğayla ilgili tüm konularda eğitimler ve uygulamaları görebilirler. Ayrıca bu tesisatların hepsini Yaban Store mağazalarından da tedarik edebilirler. Hadi bakalım, aynen Survivor yarışmasındaki gibi tulumlarımız, her şeyimiz mevcut. Hadi bakalım, iyi uykular. Anne ve babalar, ekran başına çocuklarınız bir enstrüman çalsın ister misiniz? Peki onları nasıl teşvik edeceksiniz? Bunun yöntemi çok kolay. Nasıl mı? İşte yanıtı geliyor. Şimdi anne ve babalar, ekran başına eğer çocuklarınızın bir enstrüman çalmasını istiyorsanız onları nasıl teşvik edebilirsiniz? Artık bebekler bile bayılıyorlar tablet bilgisayarlarla oynamaya. Yani 7'den 70'e artık herkes teknolojiye, elektroniğe meraklı ve artık dijital piyanolar var, dijital enstrümanlar var. Ben de 6 yaşımdan beri piyano çalıyorum. Tabii doğal olarak artık dijital versiyonuna geçmiş bulunuyorum. Peki anne ve baba olarak siz neler yapabilirsiniz? Çocuklar da bizi izliyorsanız size lütfen buraya dikkatle dinleyin çünkü çok eğlenceli ve faydalı bilgiler vereceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi siz bu sektörde olan bir kişi olarak tabii ki yorumunuzu merak ediyorum. Tabii genç bir kişi olduğunuz için tabii ki siz de dijitale yönlendireceksiniz eminim herkesi. Neler söyleyeceksiniz? Anne ve babalar ne yapmalılar? Gayet tabii. Şimdi önceki zamanlarda tabii akustik piyanolar çok revaçtaydı. Gerek sesi gerek özelliklerinden dolayı tabii ki yüzyıllarca akustik piyano kullanıldı. Fakat artık zamanımız teknoloji çağı ve bu çağda özellikle de yeni nesil çocuklara biraz teknolojiyle hitap etmek gerekiyor. Bunun için de dijital piyano üreticileri bir takım özellikler ortaya koydular. Özellikle tablet bilgisayarlarda ve cep telefonlarında bile bir takım uygulamalar var. Bu aplikasyonları indirip işte çocuklar notalarla beraber çeşitli hayvanlarla, çeşitli figürlerle müzik hayatına başlayabiliyorlar. Bunlar oldukça da keyifli ve çok fantastik bir takım şeyler çağrıştırıyor çocuklarda ve esas zaten özellik çocukları müziğe yönlendirebilmektir. Artık son zamanlarda 5 dediğimiz yaş 4'leri hatta 3'lere inmiş durumda. Bunun için çeşitli uygulamalar mevcut. Oh, oh, oh.
birazdan bir piyanoyu test edeceğiz. Siz de şahane bir uygulama yapacaksınız. Biz biraz önce gördük. O cihazın yanına gidelim istiyorum. Çok kapsamlı bir sistem. Aslında tabii ki onunla hep en yeni versiyonu, en iyi modelini almak isteyebiliriz doğal olarak. Bir onu tanıtalım da sonra karar verelim hangisiyle başlamalı. Şimdi şahane bir dijital piyanonun yanındayız. Şimdi izleyiciler korkacaklar, diyecekler ki aman Allah'ım burada çok fazla tuş var. Biz bunu nasıl öğreneceğiz, kaç günde öğreneceğiz diyecekler. Nasıl olacak? Bunu kullanması o kadar zor değil. Görünüş çok korkutmasın. Sanki normal bir bilgisayarda ya da bir tablette bir şey yapıyormuşsunuz gibi rahatla bunu kullanabilirsiniz. Zaten bütün ekranda dokunmatik bir ekranı var ve her şekilde sizi yönlendiriyor. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz ve bir dijital piyanoyu kaç şekilde kullanabiliriz? Bunlara bakalım. En başta bir dijital piyanoyu normal bir piyano gibi kullanabiliriz. Hemen kısaca göstereyim. Yıllarca piyano dersi almış birçok öğrencimiz var. Buraya geldiklerinde çok güzel çalıyorlar ama bir orkestranın içine girdiği zaman çok zorlanıyorlar. Bugün artık bu yok oluyor çünkü bu aletin özelliği sizi direkt orkestraya hazırlıyor. Mesela bir tane şarkı çalalım. Herkesin de çok bildiği bir şey. Bu şekilde de çalabiliyoruz bunu. Kendi içinde kayıtlı bütün şarkıların altyapılarını buraya indirebiliyorsunuz. Aslında çok iyi çünkü ekstradan yanınıza bir tablet bilgisayar koymanıza gerek yok. Ben öğrencilerimle öyle yapıyorum. Çünkü açıyorum tablet bilgisayardan bir nota. Hangi çizgi filmin müziğini istiyorsun diyorum. Oradan açıyoruz ama tablet düşebiliyor oradan vesaire. Burada direkt önünüzde ekran bence aynen. Çok faydalı. Evet aynen. Rahatlıkla bunu kullanabiliyorsunuz. Artı bütün özelliklerini o kendisi ayarladığı için size sadece çalmak kalıyor. Acaba hangi sesi kullanmalıyım, hangi orkestrasyonu kullanmalıyım gibi derdiniz yok. Bu kendisi listeye bunu ayarlayabiliyor. Listeye tekrar girelim. Örneğin buradan istediğiniz şarkıları seçebiliyorsunuz. Artı kendiniz favorileri oluşturabiliyorsunuz ve internetten buraya indirebiliyorsunuz. Şimdi bu dijital piyanonun kaydetme özelliğini göreceğiz ama şahane bir özelliği var. Onu da birazdan göreceğiz. Şimdi record'a basacağız. Bir parça çalacağız. Sonra ekrana gelin bakın neler çıkacak. Evet, şimdi herhangi bir parça çalalım ve bunu kaydedelim. Gözlerim doluyor. Benim piyano dinleyince bir tek ben mi böyle oluyorum acaba? Evet. Şimdi çaldığımızı dinleyelim. Bakın. Kaydettik ve kendi bestemizi yapabiliriz. Hatta daha da güzeli. Şahane bir şey işte. Notalar çıktı. Notalarını da burada görebiliyoruz. Sol ve fa anahtarı olarak. Sonra da çıktısını bile alabilirsin. Aynen öyle. Bunu print etme yeteneği de var bu cihazın. Böylece herhangi bir parçayı anında beste yapıp, anında kaydedip, hatta bunun üzerine düzenleme dahi yapabilirsiniz. Herhangi bir şarkıydı. Burada çalarken üzerine kendimiz eşlik yapabiliyor oluşumuz. Hemen bir tane örnek göstereyim. Evet, biraz önce Mark Ronson Uptown Funk'ı yükledik. Popüler de bir parça. Tabii piyanonun üzerinde bir mikrofon duruyor. Aklıma karaoke geliyor. Çocuklar bayılıyorlar. Hatta büyükler de bayılıyor da karaoke yapmaya. Onun için mi? Aynen.
Burada şimdi şarkıyı çaldırıp hatta internetten istediğiniz bir şarkıyı buraya indirebilirsiniz ve bunun üzerine kendiniz şarkı söyleyebilirsiniz. Bu çok güzel ve özellikle çocukların çok dikkatini çeken bir özellik. Hemen uygulamasını göstereyim. Mesela herhangi bir şarkı seçelim buradan. Aloha diye bir şarkı. Buna basalım. Mikrofon alınca buradan mı çıkacak benim sesim? Bakın şu anda parçanın hem akorları ve hem de karaoke gibi söyleyebileceğiniz bir şarkı sözleri çıkıyor. Buradan mikrofondan buradan söyleyebiliyorsunuz. Söylüyorum. Hazır mısınız? Hawaiice bir şarkı. Söyle, başlıyorum birazdan. Çok eğlenceli. Kaç parça hafızasını alabilir? Benimki bir tane alıyor. Bir parça silmek zorunda kalıyorum o zaman. Hep üzerine kaydediyor çünkü burada. Bunda defalarca kaydedebiliyorsunuz. Hani pahalı elektronik cihazların üzerinde hep yazar ya, lütfen dokunmayınız, ellemeyiniz yazar. Ama siz de İstanbul'u Beyoğlu tünele gelirseniz bu mağazada dilediğiniz her şeye dokunabiliyorsunuz. Canlı canlı da uygulamalar yaptırıyorsunuz, öyle değil mi? Aynen. Biz Dore Müzik olarak tüm meraklı insanları ve özellikle çocukları buraya bekliyoruz. Burada onlara kendilerine yardımcı olmak için istedikleri kadar kalabilirler, çalabilirler. Çok teşekkürler bu faydalı ve güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Teknopark'tan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı saatte teknolojinin sihirli ve çılgın dünyasıyla karşınızda olacağız. Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Teknopark'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın.